Üst solunum yolu, grip ve nezle rahatsızlıklarında son günlerde ciddi bir artış var. Bu rahatsızlıkları tetikleyen en önemli unsurlardan biri de sonbahar alerjisi. Aslında reçetesini alın diyorlar da evet. çok... Kulak-burun-boğaz uzmanı operatör doktor Gültekin Övet, sonbahar alerjisinin semptomlarından ve yayılma sürecinden bahsetti sonbahar aylarında ortaya çıkan burun tıkanıklığı, hapşuruk, burun akıntısı, gözlerde kaşıntı gibi semptomlarla ortaya çıkan alerjik bir reaksiyon. Mevsimsel alerjik rinitin bir türü, küf sporları, toz akarları ve bunun gibi diğer alerjenlerin sebep olduğu bir alerji türü. Evet, alerjinin tedavi yöntemi hakkında da bilgi verdi. Tüm alerjik reaksiyonlarda olduğu gibi alerjiyi tetikleyen etkenlerden, ortamlardan uzaklaşıyoruz. Bunun yanına diğer medikal tedaviler, antihistaminikler, bazen nazal steroidler kullanılabiliyor. Alerjinin görülme oranı yaş gruplarına göre farklılık gösterebiliyor. Beslenme alerjinin tetiklenmesinde rol oynuyor. Her yaş grubunda rastlanabiliyor. Çocuklarda ayrı e, türleri gözükebiliyor. E, erişkinlerde görülebiliyor. Öyle spesifik bir yaş grubu yok. Hayır, hastaların özel bir duyarlılığı varsa eğer değişik gıda türlerine şikayetleri artabiliyor. Veya hastaların geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonları özellikle bu alerjenlerin etkilerini artırabiliyor.